sanayi alanında en gelişmiş ülkelerden biri olup Avrupa Birliği'nin en büyük ve en önemli pazarı konumundadır. Yukarıda sözü edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Avrupa Birliği'nin en gelişmiş ülkesi Almanya'dır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdaki şehirlerden hangisi yazılmalıdır? Almanya'nın başkenti sorulmuş. Almanya'nın başkenti Berlin'dir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki akarsulardan hangisi bu su yollarından biri değildir? Almanya su yollarından en fazla yer yararlanan ülkelerden biridir. Ren Nehri, Elbe, Weser ve Tuna Nehri Almanya'dan geçer. Fakat Sen Nehri Almanya'dan geçmez. Sen Nehri'nin bulunduğu ülke Fransa'dır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? En yağışlı mevsim yazdır denilmiş. Temmuz-Ağustos aylarında yağış miktarının fazla olduğunu görebiliyoruz. Kar yağışları görülür denilmiş. Sıcaklık 0 dereceye düştüğü dönemler var. Bundan dolayı kar yağışları kışın görülür. Kuzey yarım kürede yer alır. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında sıcaklık değerlerinin yüksek olmasından dolayı kuzey yarım kürede yer aldığı söylenebilir. En az yağış Şubat ayında düşer denilmiş. Yağış miktarlarına baktığımız zaman ikinci aydaki yağış miktarının diğer aylara göre daha düşük olduğunu görebiliyoruz. Fakat Akdeniz iklimi görülür denilmiş. Bu bilgi yanlıştır çünkü Akdeniz ikliminde yazlar kurak geçer. Burada ise yazlı yağışlarının çok fazla olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerden biri değildir? Türkler Berlin, Dortmund, Stuttgart ve Essen şehirlerinde yoğun olarak yaşarlar. Kasoya şehrinde ise Türklerin yoğun olduğunu söyleyemeyiz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi Güney Almanya'da yer almaz? Bavyera Platosu, Kara Orman Dağları, Tuna Vadisi ve Zugbisse Tepesi Almanya'nın güney bölümünde yer alır. Fakat Baltık Denizi kıyıları Almanya'nın kuzeyinde yer alır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinde Almanya'nın ulaşım özelliklerinden söz edilmiştir? A seçeneğinde sanayisinden söz edilmiştir. B seçeneğinde tarım yöntemlerinden bahsedilmiştir. C seçeneğinde yetiştirilen tarım ürünlerinden bahsedilmiştir. D seçeneğinde hayvancılık faaliyetlerinden bahsedilmiştir. E seçeneğinde ise coğrafi konumu itibariyle yük ve yolcu trafiğinde önemli bir kavşak durumunda olduğundan yani ulaşım özelliklerinden bahsedilmiştir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Almanya'da çalışan nüfusun %1.6'sı tarımda, %24.4'ü sanayide, %74'ü hizmet sektöründedir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ulaşımın ve ticaretin gelişmiş olduğu Modern tarım yöntemlerinin kullanıldığı, ekonomik yönden kalkınmış bir ülke olduğu ve milli gelirinin yüksek olduğu gelişmiş ülke özelliklerinden yola çıkılarak söylenebilir. Fakat tarımda çalışanların oranının düşük olmasından yola çıkarak tarımsal verimin düşük olduğu söylenemez. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Almanya'nın en büyük gölü İsviçre ve Avusturya sınırında bulunur. Bu göl aşağıdakilerden hangisidir? Almanya i̇sviçre Avusturya sınırında yer alan göl Kostans gölüdür. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Almanya'da yukarıdaki iklim tiplerinden hangileri görülür? Almanya'da savan iklimi ve muson iklimi özellikleri görülmez. Orta kuşakta yer almasından dolayı, okyanus kıyısında yer almasından dolayı okyanus iklimi özellikleri görülür. İç kesimlerde ise karasal iklim özellikleri görülür. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 3. B seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerden hangisinde Almanya'nın beşeri ve ekonomik özelliklerine yer verilmemiştir? A seçeneğinde nüfusundan bahsedilmiş, B seçeneğinde enerji coğrafyasından bahsedilmiş, C seçeneğinde e, sanayisinden bahsedilmiştir, E seçeneğinde ise yine nüfusundan bahsedilmiş, nüfus yoğunluğundan bahsedilmiştir. Fakat D seçeneğinde verilen bilgi, Almanya'nın doğal ortamına ait bir bilgidir. Doğal coğrafyasıyla ilgili, fiziki coğrafyasıyla ilgili bilgilerdir. Baltık Denizi ve Kuzey Denizi'ne kıyısı olduğu söylenmiştir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Kuzey Almanya ovaları birçok buzul gölünün de bulunduğu kısmen buzulların taşıdığı topraklar olan morenlerle örtülüdür. Bölgenin kuzeyi Börde adı verilen löslü topraklardan oluşmaktadır. Bu topraklarla ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılır denilmiş? Morenler ve Lösler taşınmış topraklardır. Mineral bakımından zengin olduklarından verimli topraklardır. Ve dış kuvvetlerin etkisiyle oluşmuştur. Morenler buzulların, Lösler ise rüzgarların etkisiyle oluşmuş topraklardır. Fakat bu topraklar taşınmış topraklar olmasından dolayı horizonları belirgin değildir. Yani azonal topraklardır. Doğru cevabımız 1 ve 2. C seçeneği doğrudur. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi dünyanın ilk 5 büyük ekonomik gücünü oluşturan ülkeler arasında yer almaz? Dünyada en büyük ekonomik güçler Dünya Bankası verilerine göre ABD birinci sırada yer alır. Daha sonra onu Çin takip eder. Japonya, Japonya, Almanya, Almanya, Almanya'yı İngiltere, İngiltere. İngiltere'yi Fransa takip eder. Fransa. Ve Fransa'yı da İt e İtalya takip eder. İtalya. Bundan dolayı baktığımız zaman ABD, Çin, Japonya ve Almanya dünyanın ilk 5 ekonomik gücü arasında yer alır. İtalya ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sırada bulunmasından dolayı ilk 5 ülke arasında bulunmaz. Doğru cevabımız E seçeneğidir.